Herkese merhaba ben Cem kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki New World'un betasına 2 gün kaldı. Bu sürece en verimli şekilde geçirmeniz adına yapmanız ve yapmamanız gereken şeyleri sıraladığım bir video çekmek istedim. Açıklamadaki linklerden Discord kanalımıza gelip New World'un Türk topluluğuna dahil olabilir, New World için kurduğumuz siteye gidip daha fazla bilgi edinebilir ve beni Twitch'ten takip edebilirsiniz. Çünkü New World'le beraber düzenli yayınlara başlayacağım. Videoya geçmeden önce videolarımın çoğu abone olmayan kullanıcılar tarafından izleniyor. Eğer içeriği beğenirseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Bu bir beta olduğu için buradaki amacınız en güçlü kişi olmaya çalışmamaktır. Çünkü eninde sonunda tüm ilerlemeniz 2 Ağustos itibariyle beta bittiği zaman sıfırlanacak. Asıl oyun 31 Ağustos'ta başlayacak. Yani tüm enerjinizi 31 Ağustos'ta saklamalısınız. Şu an için ilk hedefiniz oyunu öğrenmeye çalışmak olmalı. Bu yüzden oyunun temel mekaniklerinden en kompleks yeteneklerine kadar oyun içinde bulunan tüm mekanikleri deneyimlemelisiniz. Özellikle ev sistemi, bölge savaşları, Expeditions adı verilen dungeonlar ve tabii ki oyunun life skill sistemini deneyimlemeniz lazım. Çünkü bu şekilde gerçek oyuna geçtiğiniz zaman aşağı yukarı ihtiyacınız olan şeyleri öğrenmiş olursunuz. Karakter yapılandırmasından artık bahsetmiyorum bile. Çünkü kanalda her sile için karakter yapılandırması var. Bunun yanında web sitemizde kanaldaki yapılandırmalardan farklı yapılandırmalarda yayınlamaya başladık. Şu an Firestaff, Bow, ve Spear için yapılandırmalar var. Geri kalanları en kısa sürede ekleyeceğiz. Her neyse konudan sapmayalım. Oyunu öğrenmek temel amacımız olduğu için olabildiğince fazla karakter yapılandırması denemelisiniz. Denemeniz gereken 11 ayrı silah var. Ve bu 11 ayrı silahla farklı yapılandırmalar yaparak kendiniz için en iyisine karar vermeniz bu beta için temel amacınız olmalı. Böylece oyun 31 Ağustos'ta resmi sürüme geçtiği zaman oynayacağınız silahı düşünmezsiniz veya en azından daha az düşünürsünüz. Oyuna sahilde başladıktan sonra oyunu tutorial kısmı ile zaman kaybetmemeye çalışın. Çünkü tutorial kısmında toplayabileceğiniz, alabileceğiniz herhangi bir şekilde bir hazine falan yok. Tutorial kısmı oldukça hızlı bir şekilde halletmeniz önemli. Çünkü oyunun tüm mekaniklerini denemek istiyorsanız bu mekaniklere kampanya sistemi, bölge savaşları ve fethettiğiniz bir bölgeyi yönetmek de dahil. Eğer bir kampanya sahibiyseniz en hızlı şekilde faction'ınızı seçip kampanyanızı kurmalısınız. Üyeleriniz de aynı şekilde faction seçip kampanyanıza katılmalı. Bu şekilde oyunun erken safhalarında bir bölgedeki etkinizi yükseltebilir ve kolayca o bölgeyi kendinize alabilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra vergi toplamak gibi bazı yönetici özelliklerine de erişim kazanırsınız. Eğer ki betada elinizde kalmayacak bir bölge için savaşmak ilginizi çekmiyorsa, belki de hikayeyi takip etmek ilginizi çekebilir. Oyun resmi olarak çıkış yaptığı zaman herkes hızlı bir şekilde güçlenmek için acele edecektir. Eğer siz hikayeyi ve görevdeki yazılanları okursanız, 31 Ağustos'taki resmi açılışta zaman kaybedersiniz. Ancak hazır şu an betadayken hikayeye odaklanmak iyi olabilir. Böylece resmi açılışta hikayeyi bildiğiniz için hikayeyi öğrenmekte zaman kaybetmezsiniz. Denemeniz gereken önemli mekaniklerden bir tanesi de life skill Oyun life skill konusunda gerçekten çok geniş ve herhangi bir şekilde bir kısıtlaması yok. Her mesleği yapabilirsiniz yani. Ancak bunu resmi sürümde yapmak size oldukça fazla zaman kaybettirir. Beta sürecinde tüm meslekleri deneyimlemeyi unutmayın. Böylece oyun asıl sürüme geçtiğinde yapmak istediğiniz mesleğe karar vermek daha kolay olur. Ayrıca resmi sürümde seçeceğiniz ana meslek ile yan mesleğin birbiriyle uyumlu olmasına dikkat etmelisiniz. Uyumlu iki mesleğin birbirini tamamlaması malzeme yönünden size kar ettirir. Beta'da mutlaka denemeniz gereken şeylerden birisi de açık dünya PvP. Yapılandırdığınız karakterlerin PvP'de ne kadar iş yaptığını denemelisiniz mutlaka. Bunun için en iyi yol açık dünya PvP. Normal günlük hayatınızda ne yapıyorsanız onu yapmaya devam edeceksiniz. Yaratık kesmek, toplayıcılık yapmak gibi şeyler. Sadece açık dünya PvP özelliğini açarak bunu yapacaksınız. Böylece olabildiğince çok kombat tecrübesi kazanırsınız. Ayrıca karakter yapılandırmanızdaki eksi yönleri de görebilirsiniz. Tabi karakter yapılandırmanızı sadece PvP'de değil PvE'de de test etmelisiniz. Expeditions ve Corrupted Bridge bunun için en uygun PvE etkinlikleri olabilir. Beta süresinde mutlaka bunlara da katıldığınızdan emin olun. Beta'ya başlamadan önce yapmanız gerekenlerden bir tanesi de kendinize bir kampanya bulmak. Discord sunucumuza katılarak rol alma kanalından benim kuracağım Vita Aeternum kampanyasına katılabileceğiniz gibi web sitemizde ilan vermiş diğer tür kampanyalarına da katılabilirsiniz. Benim kuracağımı katılacaksanız eğer betada seçeceğimiz server Hades olacak. Seçeceğimiz faction ise Syndicate. Ayrıca yine Discord kanalımıza katılarak kendinize beraber oynayabileceğiniz bir arkadaş bulabilirsiniz. Çünkü New World'a buna ihtiyacınız olacak. Çünkü açık dünya pvp'sinde tek başınıza yakalanmak istemezsiniz. Yapmamanız gereken şeylerden bahsetmek gerekirse oyunu tek bir içeriğine odaklanmamalısınız. Örneğin sadece görev yaparak seviye atlamak veya sadece PvP yapmak size beta'da hiçbir şey kazandırmayacağı gibi resmi sürümde diğer özellikleri öğrenmeniz gerekeceği için size zaman kaybettirir. O yüzden olabildiğince farklı şeyler yapmalısınız. Yeni karakterler açıp yeni şeylere odaklanmaktan çekinmeyin. Çünkü bu sadece bir beta. Yapmamanız gereken bir diğer şey de oyunu çok fazla ciddiye almak. Şahsen resmi sürümde de aşırı ciddiye alınması gerektiğini düşünmüyorum. Çünkü en nihayetinde bu bir oyun ve eğlenmek için oynanılıyor. Kendinizi strese sokmayın. Ve eğer çevrenizde oyun için sizi strese sokan birisi varsa o kişiden uzaklaşın. Resmi sürüm için bile düşüncem bu yöndeyken beta için düşüncemi tahmin edebiliyorsunuzdur. Oyunun en güçlüsü veya server'a hükmeden kişi olmaya çalışmayın. Çünkü bu beta da anlamsız. Sadece kendinizi yorup strese girersiniz. Buna hiç gerek yok. Evet videonun sonuna geldik. Eğer içeriği beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.